donuyorum. Ben şimdi ısıtacağım. Gel sarılayım sana. Canım benim. Taner'in her zaman bahanesi vardır sarılmak için. Burundan nefesi al, göğsün ama oynamayacak. Ama kimsin? Sizde orada bir nefes alacak bir alan var. Göğüs diyorum, meme demiyorum. Tamam. Aa sesiyle indir karnını. Garip bir ayine döndü arkadaşlar. Benimle ilgilenmiyorsun. Yanında değilmiş gibi oluyor. Biz bir yere gitmiyoruz, biz dışarı çıkmıyoruz. Bayağı doluymuş. Para koleksiyonum var. Para koleksiyonumu görmek ister misin böyle? Bu bokum çıkardı. Basıyorum. Let's continue in English. Ağzına sıçtı. Yes. But you offered me to go to your home to check this money collection. So why you think it is that much important? Gel abicim. Evet bak. Bunu kullan. Bir daha başka don kullanmayacak. Kaç para abla? Şuna bak. Hiç İngilizce bilmeyenlere İngilizce konuşturan program For Example'a hoş geldiniz. Siz Erika ile mi geldiniz? Erika öğrencim sayılmaz. Kendisi çok eski arkadaşım. Adınız ne? Polina. Polina. Neresi? Ukraynalı. Ukraynalısın. O zaman Ukraynaca biliyorsun. İngilizce? Evet. İyi mi İngilizcen? Bilmiyorum. İşte bugün bileceğiz. Evet. Bugünkü konuğum çok alanında kendisine çok güvendiğim bir isim. Kendisi bir radyocu, aynı zamanda bir diksiyon eğitmeni. Bu anlamda da bize bir şeyler öğreteceğini düşünüyorum. Eftalya'yı, arkadaşımı, canımı davet ediyorum. Gerçekten. Hoş geldin. Hoş şuraya bunu alayım, sen buraya. Donuyorum, çok soğuk burası. Soğuk mu? Evet. Orada beklerken öyleydi ama burası ben gerçekten. Ben şimdi ısıtacağım. Gel sarılayım sana. Ay canım benim. Çok Taner'in her zaman bahanesi vardır sarılmak için zaten. Çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Herkese biraz merhaba. Evet. Biraz da siz bakın, başlayacağım. Evet. Sen niye konuşuyorsun tepeden? Hocam heyecan mı yaptınız diyor. Heyecanımızı canım yenmek için ne yapıyorduk Taner'cim? Diyafram nefesi alıyoruz. Evet ya. Öyle bir şey yapmam lazım. Yukarıda evet, bana anlatmaya çalıştı. Evet. Aslında koşmuyorum yani. Şuradan şuraya geliyorum. Sonra demek ki heyecandan stand-up'larda da oluyor. Böyle bir 10-15 dakika nefesim devam ediyor. Evet yani. Nefesim burada sıkışıyor çünkü. Aynı anda heyecanlandığımız. Evet. Heyecanlandığında hepimiz yani heyecanlandığımızda nefesimiz göğsümüzde sıkışır. Bütün vücudumuz kasılır. En önemlisi de dilimiz kasılır. Dil kasılınca da rahat konuşamayız. Ama sen bana şimdi yukarıda dedin ya dilini ısır falan. Evet. Gerçekten öyle bir şey çalışıyor mu? Tabii ki. Neden biz dili ısırıyoruz? Çünkü dediğim gibi heyecanlandığında dil kasılır ve sertleşir. Dili evet, yumuşatmazsan hani mesela bir laf vardır ya dilim dönmüyor diye. Evet. Dilim dönmüyor derler ya hani. Anlat canım anlat. Ben bir şey söyleyeceğim. O doğru yani. Şimdi dil dönmediği için kelime çıkmaz, konuşamaz. Nasıl bir hareket o? Dilinizi ısıracaksınız. Şimdi beni ısırıp yumuşatacaksınız. Bana bak, ben az önce bana yukarıda anlatmaya çalıştım, dedim vallahi şu an uğraşamayacağım. Çünkü zaten dokununca daha çok heyecanlanıyorum. Bari dedim sahnede yapalım ki gör. Ben tam olarak ne yapmam lazım bu nefesi aşmak için bu sorunu? Anlatmak ister misin? Şöyle benim yapalım. Tabii. Aslında bu hepimiz için önemli. Bütün diksiyon eğitimlerimde ilk önce diyafram nefesi öğretiyorum. Evet. Heyecanlandığınızda, ya ille de spiker olmanız gerekmiyor. Bir gün kız istemeye gittiğinizde de heyecanlanabilirsiniz. Ya birazdan da iş çıkaracağım görüşmesine, hepsini tek tek. İş görüşmesine gittiğinizde de heyecanlanabilirsiniz. Yapmamız gereken şey şu. Burnumuzdan nefes alıyoruz, karnımızı şişiriyoruz, karnımızın şiştiğini hissedeceğiz. Bana göster tamam. Benim hazır üzerinde mısın, emin misin? Evet, onlar da en azından denesinler. Denemek isteyenler hamile yogası sen dene. Hamile nefesi. Peki. Burundan nefesi al, göğsün ama oynamayacak. Bak, bana yıllardır diyorlar ki burundan al, karnını şişir. Evet. Göğsünü şişirme. Zaten aynen, göğsüm nasıl şişebilir ki benim yani? Ama şimdi istemsiz zaten göğsümüzden biz nefes alıyoruz. Ama şimdi sizde sen orada bir nefes alacak bir alan var. Biz zaten alamıyoruz oraya.
Sen o alanı başka şekilde gördüğün için sana öyle geliyor. Tamam, alabilir miyiz nefes? Tamam, burası oynamayacak. Karnını şişir. Siz de kendinizde deneyebilirsiniz. Bir eliniz karnınızda, bir eliniz göğsünüzde olsun. Göğsün. Arkadaş, göğsün bir oynamayacak. Erkek bunu yapamaz diyorum ya. Neden bana yapamazsın? Diyor, yapabilir misiniz? Bir erkek bir kadının üstünde mi yapabilir? Hayır, çok saçma ama. Arkadaşlar, ben gerçekten şu an espri yapmıyorum. Başarmayı çok istiyorum. Hayatım, göğüs diyorum, meme demiyorum. Tamam. Tamam mı? Göğüs, şurası. Tamam ya. Şurası yani. Ve erkekte de burası var. Tamam. Buraya alma, buraya. Ağzından ver nefesi. Bak mesela bu aşağı inmiyor. Oynamıyor. Buraya nefes alamıyorsun. İnmiyor. Sen yapabiliyor musun? Arkadaş belki de ya bende bir şey mi var? Birini alalım. Gel sen gel. Bak deneyelim. Bunun çünkü üzerinde... Lan Filibek mi kaldı dünyada? İsmin ne? Emre. 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 Gel böyle. Ama Emre de düz. Emre'ye mikrofon verelim. Gel. Berna. Emre karnını şişir. Emre'nin burnundan karnına nefes verelim al. Mikrofonu. Al. Burnundan nefes al lütfen. Emre gerçekten buradan ses çıkacağını düşünüyor şu an. Böyle bir mucize yok. Hayır, göğsün oynamayacak. Evet, şimdi ağzından nefes verirken karnını indir. Evet. Ya şu an numara yapıyor olabilir. Ben de onu yapıyorum sen arkadaşlar. Sen de numara yap. Bak. Ben de onu tamam alıyorum. Tamam işte bu olay bu. İyi de ben bunu az önce bilinçli olarak içeri çektim. Zaten bilinçli çekeceksin. Sen kendin mi olacak ben zannediyorsun? Ben zannediyorum ki bir mekanizma öğretiyorsun, o kendi fişt diye inecek. Hayır, kendin indireceksin karnını. Aynı anda nefes boşaltmış oluyorsun. Tamam mı? Ama o hep birlikte olanı... yapalım mı? Evet. Ben ama ayağa kalkmanızı rica edeceğim. Heh, çünkü ayakta diyafram çalışılır. Adama neye benziyor? Şimdi sanatçılar falan herkes sahneye çıkmadan evvel bunu yapar. Oturarak şarkı zor söylenir. Niye? Diyafram sıkışır. Şimdi herkes çiçek koklar gibi. Düşünün, burnunuzdan nefes alıp karnınızı şişiriyorsunuz. Şişirin karnınızı lütfen. Bunları parayla anlatıyorum vallahi. İyi, şanslı evet. Gününüzdesiniz. Şimdi nefes verip ağzınızdan karnınızı indirin. Ebru Şallı gibi oldu değil mi? Al nefesi burnundan, karnını şişir. Evet, şimdi ikinci aşaması bunun A sesiyle nefes vermek. Bu aynı zamanda sesinizi pürüzsüzleştirecek. Sesinizde bir çatallı durum varsa onu alacak. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Al nefesi, şişir karnını. A sesiyle indir karnını. Bu yalnız garip bir ayine döndü arkadaşlar. Sonunda hepinizden... Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kardeşim senin vücudun güzel. Şimdi bunu 10-15 defa yaptığınızda biraz başınız dönebilir. Normaldir çünkü beyninize oksijen gidiyor. Hemen vücut kendini toparlayacak. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz canım benim. Gel hadi. Otur. Evet uğurluyoruz dermişim. Eftalya gerçekten insanları ayağa kaldırdın ya. Sen zaten radyocusun aslında. Evet. Diksiyon sonradan mı gelmiş bir şey? Yok, radyocu olmaya çalışırken yıllar evvel Eskişehir'de zaten bunun eğitimini almıştım. Sonrasında eğitmenliğe döktüm işi. Hem radyo hem televizyon sunuculuk bir de üzerine diksiyon eğitimi. Televizyon var senin. Televizyon da ilk izdivaç sunanlardanım. Bir sürü insanın başını yaktım. Arkadaşlar. Tabii. Hangi kanalda yapıyordun? Flash TV'de. Ama o zaman Halay TV gibi değildi. Peki halay çekmeyi orada mesela iş görüşmesinde öyle bir şart koyuyorlar mı çekebilme becerisi CV'nize tabii falan? Tabii üç ayak biliyor musun diyorlar özellikle. Bilmiyorsa öğretiyorlar mı? Ben zaten bildiğim için yıllarca ben halk oyunu oynadım oradan yırttım. Düşünsene şu grubu ayağa kaldırıp. Zılgıt. Ya Eftalya ya. Hani iki de bir ayağa kaldırmışsın, millet bize küfür ediyormuş sonra. Ama bir şey söyleyeceğim, gerçekten o zaman halay falan yoktu. Ciddi iyi bir kanaldı o dönemlerde. Baya taş devrinden bahsediyormuşum gibi oldu. Ya o zaman 15 sene önce mi? 10-12 sene önce falan. Evet. Kaç yaşındasın sorulmaz ama. Sorulmazsa evet. Sorma o zaman. Tahmin edelim. Kaç yaşında olabilir? 28. İç sesi. Bak içten nefes aldı, oradan salladı. 28. 28. 28, evet, 28 diyen bildi. Evet. Ben 80 doğumluyum arkadaşlar. 2022 itibariyle 42 demek zorundayım. Ne? Ya. Bu tepki bir kadın için ağır oldu mu? Ben gerçekten şaşırdım. 28 değil tamam ama 30, 32, 34 falan. Teşekkür ederim.
güzel, eğlenceli bir takım aktiviteler yapacağız şimdi. Eftalya zamanında zaten İzdivaç programının Türkiye'de belki ilk sunan... İsmi neydi programın? Böyle şeyler soruluyor. Desti İzdivaç. Desti İzdivaç. Aa, ben bunu biliyorum be. Ya Esra Erol sunuyordu, Star'a geçti. Ben de onun yerinde başladım. Esra Erol, Flaş'tan mı geçti? Tabii. Sen niye peki Flaş'tan bir yere geçmedin? Çünkü benim onun gibi bir kocam yoktu o yüzden. Programın yönü çok başka bir yere gidiyor. İzdivaç programı sunduğun için senin için böyle özel birkaç tema hazırladık. Tamam. Senin uzmanlık alanın diyeceğim artık. Yani tamam. Diksiyonun dışında. Tamam. Bir erkek haliyle bir de kadın rica ediyorum. Evet gel canım. Ayrılık konuşması yapacak bir erkek. Şişt, gel sana ayrılık konuşması yaptıralım. Evet arkadaşlar. İsmin neydi? Emre. Emre sen? Sümeyye. Sümeyye, Emre. Güzel, yakın isimler. Erkek. Eftalya'cığım anlatıyorum sana. Tamam. Şimdi Türkçe konuşurlarken mentörleri sensin. Bence iyi taktik vereceğini düşünüyorum. Emre'cığım sen ayrılmak istiyorsun. Sümeyye sen de... Ne yapacağım? Yokuşa sürüyorsun. Yokuşa yapacağım. Evet, ayrılmak sebepleri... Sakız gibi. Sizin sebepleriniz. Emre ayrılmak isteseydin... Evet, güzel duruyorsunuz, bravo, uyarmama gerek kalmadı. Şöyle... Otursunlar mı? Ben bir şey daha söyleyeceğim. Nasıl ayrılıyoruz, oturarak mı ayrılıyor? Bunu söylemem lazım. Kardeşim öğrenciniz... Emre maskeni çıkarabilir misin? Kardeşim öğrenciniz, bugün çok gelmek istiyordu, çalışıyor. Ondan sonra... Sen niye öğrencim değilsin? Ben de olacağım. Program benim, bütün bu prodüksiyon parasını ben verdim. Arkadaşlar o yüzden istediğim gibi reklamımı yapabilirim. Hayır, size her gün dua ediyor zaten. Memnun mu? Çok memnun. Evet, yani programın çok önemli bir kısmı zaten böyle geçecek diye düşünüyorum. Bunu söyleyeyim çünkü konsantre olabiliriz. Ben ayrılacağım. Ya şey gibi oldu. Hani askerdeki kardeşime selam ederim gibi oldu. Hayır ya, aşk olsun lütfen. Emre'cim ve Sümeyye'cim. Emre, bugün buraya ayrılmaya geldin kardeşim. Ama kırmadan. Oturur musun Emre? Oturarak ayrıldın ya, medenice. Daha önce kimseden ayrıldın mı? Evet. Nasıldı ayrılığın mesela? Mesajla mı ayrıldın? Evlendim, boşandım. Oğlak burcu muydu? Şu anda partneri Oğlak burcu olan var mı? Partneriniz Oğlak burcu mu? Oğlak burcu. En çok neyini seviyorsunuz? Çerçevesini. Oğlak oluşunu. Hayır, benim eşim inanılmaz rahat bir insan yani. Hiçbir şey kafasına takmaz. Relax böyle. Onu yanlış yazmıştır nüfus memuru. Öyle olur ya. Yani hepsi öyle olmuyor. Oğlak değildir o. Ya sizin bir dakika duramaz. Ne? Tamam Emre. Hocam, sizin burcunuz ne? Benim burcum kova ama ben böyle şeyleri ilerleyen bölümlerde söyleyeyim. Özel hayatımı ilerleyen bölümlerde anlatacağım. Canım, bir şey söyleyeceğim. Bu arada herkese canım diyorum ben. Şeyim o yani. Biz bizeyiz. Canımsınız çünkü. En son da eski eşinden ayrıldın. Evet. Nasıl ayrıldın? Yani anlaşamadım. Mahkemeyle ayrılmış. Mahkemeyle. Yani mahkemede 6 sene... Mikrofona konuşsana Emre'ciğim. Yani, tamam, en son ayrıldığın kişi eski eşin mi? Evet. Ve ayrılık konuşmasını sen yaptın. Evet. Tamam, şimdi eski eşin olmasın. Son kız arkadaşından ayrılacaksın. Tamam. Ayrılır mısın? Ladies and gentlemen, are you ready? Emre'nin ayrılık tribi belli oldu. O böyle biraz... Yani zaten benim... bir şey, şu an senin hareketlerin bence mesajı veriyor. Ben biraz fazla kıskanç biriyim. Evet. Biraz böyle bir kısıtlamalarım... Konuya gir o zaman, ulan bana ne söylüyorsun? Evet. Yani böyle olmaz. Nasıl ayrılırsın? Onu karar ver işte diyorum yani. Bak. Ayrılamıyorum falan. Evet, dinliyorum. Birleşir bari. Çok heyecanlandım. Şu an bir şey söyleyeceğim. Ayrılık konuşması kadına höhleyerek mi yapılıyor? Ben az önce de... Bebişim, bu iş benim işim mi? Ama ben miyim ayrılık? Ha, bu izdivacın uzmanı lan, pardon. Konusun ne olsun ya? Ben birleştiriciyim. Şimdi bakın, diyor ki ayrılık konusu ne olsun? Konulu olacak ve sen yapacaksın. Kıskanmışsın sen. Tamam. Senin burcun ne? Oğlak. Ay oğlağı nasıl? Gerçekten oğlak şey yapsın hepimizi ya. O zaman bir şey söyleyeceğim. Sümeyye başlasın. Desin ki son zamanlarda biraz bana soğuk davranıyorsun. Canımsın, gel öpeyim seni. Ondan sonra. Neyse bu şeyi. Bahaneler bahaneler. Ya oğlum evet. Ne kıskanıyorsun öpme kadını diye. Evet. Canım. Evet çok güzel fikirdi. Tebrik ederim. Evet. Anlat. Online eğitimde 2 yıldır insan mı gördüm öpme öpme deyip duruyorsun? Neyi öpeceğim ben? Ekranı mı öpeceğim? Evet.
Son zamanlarda benimle ilgilenmiyorsun. Yanındayken yanında değilmiş gibi oluyor. Ondan sonra bir yere gitmiyoruz, bir dışarı çıkmıyoruz. Bayağı doluymuş. Yakın zamanda promosunu yaptım ben o yüzden ya, kanka. Resmen. Ulan dedik ki fikir ver kuslu çocuğa. Kim kimden ayrılıyorsun dışında şimdi? Canım. Şimdi bu çocuk, evet, sen devam bu kızdan ayrılsana. Sen şikayetlerini söyle. Evet, benle ilgilenmiyorsun. Çok kıskançsın. Evet. Yani evet kıskanıyorum. Sen ama sen yokuşa süreceksin. Beğenmen gerekiyor onun bazı şeylerini, değil mi? Ya kızlar genelde öyle yaparlar. Ondan sonra beyefendinin de ekmeğine yağ sürmüş olduğunu anlayınca geri vitesi yaparlar. Ya resmen konunun menbaını bulmuşum ya. Evet. Çok kıskançsın. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Sürekli geriyorsun beni. Böyle olmaz yani. Bence de olmaz de. Bence de olmaz. Yani bence de olmaz. Evet. Ayrılamazsın. Yok, ayrılacaksın. Ayrılmayacaksın. Ne diyor ya? Bunu benim elime tutuştururken... Olmaz bence de. Ayrılmamız doğru olan. Hı. Evet. Hadi. Emre'cim, 3-2-1. Ayrılır mısın şu kızdan 5 dakika içinde? Evet. Haklısın. Kıskanıyorum. Ya bana bakar mısın? Konuş lan İngilizceyi çabuk. Böyle öğretiyormuşsun. Evet, vallahi bu tonuna anlaşamıyoruz. Evet. Yani ben fazla bence kıskanıyorum. Doğru ama sen çok rahatsın. Bana çok fazla rahat geliyorsun. Geri vites yap de ki tamam bundan sonra dikkat edeceğim kıyafetlerime. Tamam bundan sonra çok dikkat edeceğim kıyafetlerime. Ne dersen onu yapacağım. Bunu seninle daha önce çok konuştuk yani. Hep zaman konuştuk, daha fazla dikkat edeceğim dedin ama hiç kendine çeki düzen vermedin yani. Manipüle ediyorsun çünkü konuşmuyorsun. Canım araya girsene ben ne yapabilirim? İstersen, çünkü... çok da bölmeyeyim istemiyorum. De ki istersen hep pantolon giyerim bundan sonra. İstersen... Sessiz söyleme bunlar da sebeplensin. İstersen bundan sonra nasıl istersen öyle yaparım sorun yok. Ama bunu daha önce seninle çok konuştuk. Hı. Yani seni kaybetmek istemiyorum. Ama her seferinde aynı şeyi söylüyorsun. Tamam seni kaybetmek istemiyorum. Beni kaybetmek istemiyorsan ne benim söylediklerimi dinlemen gerekiyor. Ne çok minnoşlar ya. Neden söylemiyorsun? Ama seninle biz bunu hep konuştuk. Her seferinde diyorsun ki yani ben seni dinleyeceğim. Senin dediklerini daha bir haftalık ilişkimiz. Sen... Kaç kere konuştuk? Daha bir haftalık ilişkide kaç kere benimle konuşmuş olabilirsin? Yani ay bu nasıl fettan biliyor musun? Bunu iyi ki bir şey söyleyeyim. Sen bütün kankaların ayrılık konuşmasını sen yapıyor olabilir misin? Ben direkt ayırıyorum ben. Ya inanılmaz ya. Radyoculuktan mı geliyor? O gerçekten o deneyimi hissediyorum sende yani. Yani işte bir şeyler şu anda. Programı sunmuş zaten. Evet. Şimdi bu ayrılık konuşması beni tatmin etmedi. Ya sen böyle sen kızı böyle ayrılmak istemiyormuşsun gibi geberdin. Yani nasıl gel? Net ol. Böyle ayrılırken çok konuşamam zaten. İstemiyor, istemiyor, bitti. Ya bunu o zaman barıştıralım ya. Ben çok uzatmam yani normalde. Sen peki ayrılık konuşmuyor. Yürüseydin nasıl yürüyecektin? Bu kıza nasıl yürüyeceksin mesela? Normal. Öyle bir program değil arkadaşlar. Yani ya burada ya ben yürümeyi de aslında çok beceremem. Ya bu temaya Eftalya'dan dolayı seçtik hani Eftalya'nın uzmanlık alanı diye. Onu da haberi yok. Burada öğrendi. Ya ben genelde hep yani ilk konuşmalarımda aslında bir şey söyleyeceğim. Bahsederim ben. Öyle ilerlerim. Eğer kız yani kıskanç olsaydı daha kolay ayrılırdı. Erkekler çünkü aman özgürlüğüm bilmem ne naraları attıkları hı-hı için o daha akla yatan bir şey olurdu. Çünkü kadın tarafı daha kıskançlığı çekebiliyor. Evet yani o yüzden mi bu bahane daha evet mantıklı? Yani eğer sen çok kıskanç olsaydın sürekli işte görüntülü arıyorsun beni darlıyorsun bunaltıyorsun işte erkek arkadaşlarımla halı saha maçına gidemiyorum evet sıkıldım bu yüzden ben istemiyorum falan. Arkadaşlar Eftalya evet dolmuş. Bakın gerçekten bu kız. Ya bu daha mantıklı bir ayrılık sebebi. Bu onu sorunları daha yaşadım iyi ben gerçekleştirirlerdi. Ben bu şekilde sorun yaşadım zaten genelde. Bak. Hayatım. 30 saniye. Şu kız uçtu uçacak. 30 saniyede bari nasıl yürüdüğünü göster. Emre. Ha çeviriyor muyuz? Değiştiriyor muyuz? Böyle ya. Bu beceremiyor ayrılmayı. Bu bence kimse ayrılmamış. Bak bunun ben boşanma davasına hala devam ettiğine yemin edebilirim. Aralık ayında bitti. Ne? Aralık ayında bitti. 6 sene sürdü. Of. Çünkü 6 sene boyunca muhtemelen kadına şöyle dedi. Canım ben biraz kıskancım biliyorsun. De iyi tamam neyse bir sene daha. Ay darbe oldu. Şey girdi falan ya virüs girdi. Canım bırak şimdi ben sakin boşandım. Kalmadı, ya biz ne boşananlar falan gördük bu hayatta. Ya aslında var ya bir boşanma programı yok ya Türkiye'de. Çünkü Türkler hep böyle birleştirelim. Yapsak mı bir boşandırma programı? Bizim ekip. Arkadaşlar geçen gün bizim ekip dedi. Bizim dil mektebi şirketimiz. Dil mektebi anonim şirketi 0212 570. Bizim
Dil Mektebi şirketimizin adı. Ve şirket olarak toplantı yapıyoruz falan. Geçen baktım böyle 8 kişi falan bir ekibiz. Böyle bakıyorum. İşte Ayşe, Fatma neyse sayıyorum. Herkes boşanmış. Lan dedim bu ne biçim ekip? Dil Mektebi değil, Dul Mektebi. Herkes boşanmış ama. Bu konuda gerçekten bizim ekibi çıkarsan inanılmaz bir boşanma. Ama çok küfürlü geçer be. Emre Sümeyye. Yürüseydin eğer bu kıza ne diyecektin ya şurada? Zaten Türkiye'nin en büyük problemi yürüme problemi. Hayatımda ilk defa böyle bir programda sahneye çıkıyorum. Seninle burada tanıştık. Evet. Yani bundan sonrası olsun istiyorum. Bundan sonra seni tanışmak istiyorum. Öyle mi? En azından giriş bu olurdu herhalde. Son 10 saniye. Yani canın istiyorsa görüş. Ne diyorsun Sümeyye'cim? Hepsi sahne içinde. Ben sanatımı icra ediyorum. Ya gerçekten ne kadar boktan bir yere gitti. Ben şey diyeyim en başta. Size ben bir şeyler öğretmek için buradayım arkadaşlar deyip bunları burada çiftleştirip gönderiyormuşum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Alkışlar arkadaşlar. Şimdi hala bak senin etkin altında. Ondan önce numaralarını birbirlerine yazsalardı daha iyiydi. Ya o kadar programı ben o Flash TV etkisini almazsak... Çünkü gerçek olan... Ben çıkışta artık siz birbirinizi bulursunuz. Şimdi birazcık Emre size zaten bazı tüyolar verdi. Onun da verdiği engin bilgilerle sahneye şimdi bir tane erkek, bir tane de evet kadın istiyorum. Erkek olarak sen. Gel. Evet. Ulan maske ne kadar kapatıyormuş. Evet. Nerelisin sen? Kırşehir. Ne biçim bıyığın var be? Kır bıyık. Hocam kıskanmayalım. Benim lütfen. Evet bıyıkla ilgili bir sorunum var kabul ama ediyorum. Ama saçlarınız güzel çok beğendim. Şu hemen oturdum rahatça. Kaç metre boyun? 1.89. 1.89? Evet. Kafan kaç metre? Bilmem bir 25-30 santim var. Gerçekten ya. Neydi ismin? Gökhan. Gökhan. Temayı sonra söyleyeceğim. Bir bayan arkadaş alabilir miyim? Türkçesi iyi olan Polina mıydı? Çok şey konuşmuyor. Türkçe. Polina gel. İkna olduk. Canım benim senin bu adam şimdi vereceğim temayı senin için yeterli. Öğrenince çok merak etme. Rahat edeceksin. Gel hiçbir şey olmayacak Polina. Gel canım buradan gel. Çıkabilir misin? Buyurun. Evet. İlk buluşma. Hayda. Yani sen en azından kardeşim Polina hanımefendiyi zaten davet etmişsin o da gelmiş. Ve anlatıyorum. Erkek ilk buluşmada ısrarla bir şekilde eve gitmek istiyor. Kız maalesef istemiyor. Ama bu yapışır üstümüze. Yani bahane buluyor. Eve gitmek ne demek biliyor musun Polina? Anlamadım. Go home. Okay. Erkek go home istiyor. Sen de no diyorsun. Evet diyorsun. Hay senin. Evet. Buraya bir yeminli tercüman çağırın. Türkçen iyi. İngilizce biliyorsun. Evet. Nerede öğrendin İngilizceyi? Okulda. Onlar korkmasın diye butona basmadım. Sen de basacağım. Bunu çatır çatır çiğne burada. Tamam mı? Evet. Erkek başlıyor. Sen böyle inanılmaz bir şeysin. Entelektüelsin ve filmlerden başını kaldıramıyorsun. Çayınızı içmişsiniz. Bir yerde buluşmuşsunuz mekanda. Çaylar içilmiş, hesap ödenmiş. Artık gideceksiniz, kalkacaksınız. Ama bu noktada sen eve gitmek istiyorsun. Polina da gitmek istemiyor. Polina ne demek? Anlamı var mı? Apollo gibi. Ne gibi? Apollo'dan geliyor. Apollo mu? Aa mikrofon. Canım mikrofonu konuş. Tamam. Apollo, Yunanistan'dan. Ha şimdi Apollo diyor. Poli çok demek Apollo. Aslında Latince. Kibar olunca incele. Mesela biz olsa Apollo. Tekrar Polina. Tamam. Bu arkadaşla bir şekilde nasıl ikna ettiyse buluşmuşsun tamam, tamam. mı? Nerede? Touristic place sevmiyor musunuz? Seviyorum. Seviyorsun. Nereyi seviyorsun? İstanbul'da burada mı yaşıyorsun? Ortaköy'de yaşıyorum ama... Kaç yıldır yaşıyorsun İstanbul'da? 3 yıldır. Peki İstanbul'u severek mi yaşıyorsun İstanbul'da? Evet. Neler yapıyorsun burada? Ne demeye geldin? Uluslararası sanat proje yapıyorum. Beraber mi yapıyorsunuz? Evet, Erika bana yardım ediyor. Niye aşık gibi bakıyorsun kıza ya? Nasıl mutlu biliyor musun? Erika seni o kadar sevdiği belli ki baksana dönüp. Evet. Erika benim en güzel arkadaşım. Ne dedi o seni buraya getirirken benle ilgili? Onun arkadaşı bir program yapıyor. Yani how did she persuade you to come here?
She asked me what I am doing on Sunday. Yemeni tercüman. And I'm very happy to join her. Eve gitmek istiyor kız. Bir an evvel arkadaşlar. Çok sıkılmış burada. Evet. Ne dedi? Türkçe söyle desin herkes. Türkçe. Benle ilgili ne dedi? Tekrar söyle. Yani. Ne dedi yani? What did she say to you about me? Just good things. For you to come here. Huh? Just good things. Ulan ne dedi diyorum işte. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Aa, tamam. Sadece güzel şeyler söyledi. Tamam da specifically ne dedi yani diyorum tam olarak. Biz beraber talk show'a gidiyoruz. Hiçbir şey dememiş Taner işte tamam. Anla ya. Yani benle ilgili bir tane güzel şey söyleyemedi mi? Beraber talk show'a dedi. Polina başlıyoruz. Arkadaşlar buluşabildiniz nihayet. Gökhan'cığım sen film izlemek istiyorsun. Nedense filmlere aşıksın. O da gitmek istemiyor eve film izlemek istemiyor. Söyle Polina. Hiç kesmeyelim. Hadi. Evet buyurun. Polina'cığım kahvelerimiz bitti. Artık saat de güzel bir saat oldu. Klasik mesela kaç oldu? Böyle mi oluyor gerçekten? Akşama doğru film işte kahve evde. Buyurun devam et. Tamam bakalım Polina ben değil yani Polina gelecek. 1960'lardan kalma para koleksiyonum var. Para koleksiyonumu görmek ister misin Polina? Polina para koleksiyonu ne biliyor musun? Türkçe söylemem lazım. Tabii. Ben butona basınca İngilizce söyleyeceksin. Aa, tamam. Para koleksiyonu ne demek? Anlamıyorum. Siz Ukrayna'da Grivna kullanıyordunuz değil mi? Evet. Tamam. Ya belli uzmanlık alanı. Ulan adamı tam adamı tamam, çağırmışsın. Para biliyorum ama o ne demek koleksiyon? Çok zenginsiniz veya... Öyle mi lazım? Ya diyor ki Polina benim parayla işim yok. Para ne abicim diyor. Eski paraları mesela çok eski grivnalar var bende. Bu şekilde mi kızı eve atacaksın? Tarif. Eski erkek yalanı işte para koleksiyonum ama var bilmem şunun var falan. Para tarihinden bahsederek. Onun evet, işine yaramış bugüne kadar. Lidyalıları? Kız merak etti bilmiyor işte. Hadi ben o taraftan git bakalım. Anlat çünkü bilmiyorum. Tamam film izlemek ister misin Polina? Hangi film? Film çok güzel aşk filmleri var. Hangi film? Ukraynalı bir yönetmen arıyorum hemen. Bana bak. Aklıma bir aşk filmi bu gelmedi. Bu bokunu çıkardı. Basıyorum. Let's continue in English. Okay, now my turn, right? Ağzına sıçtı yes. Şimdi. Götür bakalım. Götür ha para mara koleksiyon, collection collection de. Dur geleyim yanına. Evet, dur. Money collection. So what is money çıkarsın? Collection about? I cannot understand. Is the coins? What does it mean? Sen bana coin koleksiyonunu göster diyor. Oğlum başta demeseydin keşke ben ders aldım, mers aldım. Why it should be so much attractive to me? Burayı montajla kesebilir miyiz? Dinlesene bak bir şey söylüyor. Gelin why it should be so much attractive to me, this coin collection? Why you think anladın mı? Ben de bilmiyorum ki niye. But you invited. Sen ne dediğini anladın mı kızın? Ya para koleksiyonunu... Ne için tutuyorsun? Niye kullanıyorsun? Ya diyor ki neyime benim para tamam, koleksiyonu? Işte. Neden beni etkilesin diyor. Ben de bilmiyorum ki zaten. Ha evet. O zaman anlat. Anlat. Sorry Polina. I don't know why. But you offered me to go to your home to check this money collection. So why you think it is that much important? It's, I would love to see it. But you offered me to go to your home to check this money collection. So why you think it is that much important? I would love to see it. I want to go home. Kedi, kedi. Kedi. Miyav. Are you cola? Buyurun. Bizdekimizde şu kadar zaten. I go, you go, we go. Yani orada bitiyor. O yüzden çok zor anlaşırız. Ya sen nasıl ikna ettin bugüne kadar kızları? Ya konuştuk işte kızla anlamıyor ya zaten. Anlamadığı için çoğu şeyi kız sana ikna bir adım atmış kolay kız oldu. Sen de bir şeyler anlat. Yani İngilizce çeviri sitesinden de bakıp konuşuyor olabilirdi. Bu arada yani, öyle sitelerde çok şey... Ben senin sitelerinin çeviri sitesi olmadığını biliyorum. Yani senin yapacağın şey kıza tamam mı? Go ahead. Yani sadece şunu söyle. Yani talk... As you feel.
ne hissediyorsan içinden geldi gibi, oğlum senin içinde İngilizce var zaten. Yani Türkçenin arkadaşlar, Türkçede bakın 100 bin kelime civarında kelimemiz olsun. Bunların ya sen niye bundan sürekli bakın, kaçırmayacağız seni kardeşim. Allah Allah. Gerçekten kaçıracağımızı zannediyor. Doğru mu anladım diye bakıyor. Neyi doğru mu anladın? Konu beyefendi onu kendi evine götürmeye çalışıyor. Evet. Yalan da. Sanki hayatında ilk defa böyle bir şey yaşıyormuş gibi o da. Zaten hayatında böyle, Türkiye'de hep böyle. Hep eve götürmeye çalışıyorlar. I'm asking permission. Canım ya, she is experienced. Oh, I got it. Ben... Bana bakıyor ki sanki ben bunu ayarladım ona. He, ulan benim şeye düşürdün gibi yani. Evet, ne bu ne, bu ne gibi bakıyor bana. Çünkü hep dedi bu. Polina. Kesinlikle yani bu coincidence, tesadüf canım. Son bir saniye, 10 saniye, 10 seconds. Okay, you have 10 seconds to convince. Ah bak mükemmel, this is very cool. Tamam, gerçekten çok güzel. Bunun sıç ağzına. Uluslararası İstanbul Sanatçı Rezidansı'nın kurucusu, ortağı. Evet. Ve İstanbul'u dünyaya sanat merkezi olarak tanıtmaya çalışıyor. Kız dünyaya sanatı tanıtıyor, ben bununla mı buluşturdum bunu? Yok. İstanbul'u tanıtmak istiyor sanat merkezi olarak. Aa, bunu tanıtsın. Ve bu bilgiyi vererek belki de sanat alakalı bir şey göstereceğim diye. Haydi bakalım. Neyse sana 10 saniye sanat için fazla. Anlat. 10 saniye sanattan bahsedemezsen... Sanat için soyunur musun de. Yok, kendisi sanatçı ve sanat restoranı. Sanat restoranı mı? Restoratörü. Ha restoratör. Arkadaşlar bu kelimeyi telaffuz edebilecek kaç kişi var aramızda? Sanat siz saçsız kral. Senin kadar olmasa da var benim de ya. Benimkiler ben de şey gibi sana nazire yapar gibi ben şey demişim. Sonradan eklemiş gibi duruyor seninkiler de. İsmin ne? Ufuk. Ama dünyanın en büyük rahatlığı Ufuk. Tabii ki. Bazen yani. Diyorum yapayım. Aynen diye. Öyle. ne iş yapıyordu duydun değil mi? Sanat... Öyle. Sanat... Restorasyonist. Restorasyonisti. Evet. Sanat restorasyonisti. Dur ben yazayım. Bu kalemim Türkçe yok mi ya? Aa kalemim yok. Çok zor arkadaşlar. Şimdi siz mesela içinizden diyorsunuz ya ah sıçtı falan. Buraya gel iki dakika dur. Vallahi çok zor. Durur musun birazdan iki dakika? İsminiz ne? Hakan. Çok sakallı adamlar maske takınca çok garip oluyor. Böyle yara bantı gibi kalıyor sizin suratınızda. Bak söylüyorum. Sanat restora okuyabilir misin? Restoratör. Hızlı oku. Restoratör. Restoratör. Evet öyle yazın. Evet. Restoratör. Sevgili Polina sanat restoratörüsün. Var yani ya. Restorasyon yapıyorsun. Evet 10 saniye sanattan bahset de kızla bari. Türkçe mi İngilizce mi? Evet İngilizce tabii ki. Polina look I have got a art gallery in my home. we look Dali's pictures. Do you? Ne pictures dedin? Dali's. Ha Dali's. Salvador Dali. Dali'nin pazardan şeyini almış. Sana koskoca restoratöre bende Dali'nin fotoğrafları var diyor. O Dali'nin olmasın. Yo Dali. Evet. Uzay fili falan mı? Ayıp ediyorsunuz. Sanattan çok yürüdüğüm için. Zamanında evet. Değerlendirmiş bunu. Çok. Çok teşekkür ederiz. Polina, gerçekten tesadüf oldu. Bir sanatkar. Bundan sonra ayrı ayrı gidiyoruz sana evlerimize. Sana bunun denk gelmesi çok kötü oldu. Peki sanat mı okudun sen? Önce Ukrayna'da okudum, sonra Polonya'da. Ne kadar güzel geziyorsunuz ya. Erika da öyle. Çok güzel geziyorsun. Erika, kaç tane ülkede gezdin? Çok fazla. Çok fazla ama Türkiye'yi çok sev. Ülkeleri sevebiliyorum. Canım benim ya. Peki burada mutlusun değil mi? Çok mutluyum. Erika şey yapalım mı ya? Sen benim İngilizce biliyorsun değil mi? Evet. Okay, your English is good. Of course. Tamam, my bak, English canım. Is better than an English nasıl, speaker's English. Nasıl? Ne kadar seksi oluyor İngilizce konuşuyor. Bakar mısın? Çekiyorsun değil mi? Of course. My English is better than an English speaker's English. Bunları böyle bıcır bıcır konuştur. Evet, Polina'nın gözlerine bakarak hayatında bulabildiğin en seksi İngilizce cümle veya kelime bir şey söyleyebilir misin? Yani böyle gerçekten son şansın, artık çırpınıyorsun, hamsi gibi kaldın ortada. Bir şey söylemek zorundasın. Polina,
please, I need. Bence Polina yani... I don't know how to help him. Canım benim ya, böyle konsept böyle de güzel olurmuş ha. Gerçekten. Ama o zaman bunlar iyice bokunu çıkarırdı. Bunlarla da olmaz ki. Ya bir kere Polina, gerçekten bir şey soracağım. Bu çok klişe olabilir. Ben çok bu taraflarda olmadığım için soruyorum. Bu tip yani sizin taraflarda sevilen bir tip mi? Bıyık ve sakal. Kendimle asla rekabete su. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Zaten klasik Türk erkeği. Gerçekten. Ukrayna hanımlarının da biliyoruz. Hayır işte şeyi demiyorum. Ya yani sizin kültürden bakıldığında güzel mi bu? Is this beautiful? Huh? I cannot say from all the citizens. I just can say Erika, from myself. O taraftan bakıldığında bir bu profil. Şimdi belli ya mesela burada bir şey profil var. Öveceğim çok seni. Çok gömmesin. Lan öveceğim, götün kalkmasın bak. Bu profil sence o kültürden bakımda yakışıklı mı oluyor? Evet yakışıklı sayılır ama farklı yakışıklı. Farklı derken? Alışkan yakışıklılık değil. Yani sen mesela bunu görsen yolda ikiniz yürürken o ne kadar böyle karakteristik mi dersin? Bence de bir kadın olarak ve bir o Slav kültürünün o taraflarda yaşadığım için çok doğal bir erkek. Ne dedim işte yani, ben? İkna edilebilen, çok dedim. Kolay ikna edilebilen. Yani burada bir edilgen yapıda sanki bir sorun yok. İkna edilebilen derken ikna edebilecek olan bu mu yani ikna evet, edilecek? Evet evet, çok iyi kalpli bir insan. Ha, erkek gibi gözüküyor. Sen bakınca dersin ki buna zarar gelmez. Evet. 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 Minnoş çocuk, doğru. 10 saniye sonra da şey diyor, pul koleksiyonum. Çünkü gülümsüyor, mutlu yani kendisi seven gibi. Siz açık, de hep onlara aldanıyorsunuz o yüzden. Polina, çok tatlısın. Teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Kardeşim sen de umarım umduğunu bulursun. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar, sağ olun. Arkadaşlar, şimdi gerçekten çok güzel bir konu vermek istiyorum ama bomba bir konu. Konuyu söylemeyeceğim. Lütfen davet ettiğim kişi gelsin. İlişki dışında olsun artık. Yine ilişkiye bağlanabilir. Çünkü biraz içsel bir şey. Aramızda satışçı var mı? Pazarlamacı, satışçı, departmanda. Buyurun. Evet. Başka bir erkek var mı? Mesela çok cimri biri var mı? Pinti biri. Buyurun gelin. Cimri değilim. Hamile de değilsiniz. Buyurun gelin. Montunuzu çıkarın. Benim şeyim nerede? Evet donum nerede? Arkadaşlar gerçek bu. Bakayım. Donu şunu yazıyorum. Tamam burası Don Juan arkadaşlar. Don Juan. Markanın adını da buldum. Don Juan. Peki. Muhtemelen vardır zaten. İlk ben düşünmemişimdir. İsminiz ne? Hakan. Siz? Serkan. Tam cast. Evet. Tipler tam. Evet. Hakan ne iş yapıyorsun? Sales Manager. Evet. Siz? Information Technology Manager. İngilizceleri de iyi. Vay. Evet o zaman şimdi... Benden istediğin nedir? Senden istediğim bunlara birazdan söyleyeceğim canım. Hakan. Bu senin. Güle güle kullan. Ne o? Don ya. Boxer. Ya bırakalım kibarlığı don. Yani evet. Evde ne diyorsun? Boxer mı diyorsun? Evli misin? Evliyim. Bu donu ne yapıp edip buradaki cimri arkadaşa satacaksın? Don diye satamayız ama. Başka bir şey İşte diye. O yani. Senin mi meziyetin? Ne yapıp yani edip... Yani ona çeşitli özellikler yükleyebilirsin evet. Belki. Buyurun Don Juan. Benden ne istiyorsun? Oturarak satabilirsin. Senden şu an bir şey istemiyorum. Sen araya gir. Tamam. Hakan... Çünkü iddialı bir satışçı. Okay. Oturur musunuz lütfen? Buyurunuz. Cimri arkadaş. Gerçekten cimrisin i̇şte ve almak istemiyorsun. Mesela kırmızı uğur getirir de... Yo o satışçı uzmanım dedi. Şimdi önce bir ihtiyaç yaratmamız lazım. Buyurun yaratın soyun sıfırdan. O zaman bir ihtiyaç olsun. Bir çırılçıplak soyun. Evet. Güzel bir marka bir ürün var elimizde. Hiç koleksiyonunda böyle... Timsahlı. Timsahlı bir... Don olsun istemez misin? Hem de kırmızı. Yani. İthal fazlası mı? Değil ama kırmızı yani bir hayli hoş olur çünkü bayanlar çok beğeniyor
Kadınlar çok beğeniyor bu rengi. Kırmızı rengi mi? Evet. Hiç deneyimlemedim. Biraz yani... Yalnız her şey seni soymaya gidiyor şu an bütün ifadeler. Çünkü yani... sen de ihtiyacın olduğunu söyledin. Deneyimlemek istediğini. Pantolonun üstüne giydirirse İbo Şov'a da dönebilir bu iş. Kırmızı boxer'ım hiç olmadı. Ya çok güzel. Mesela bunu bu akşam deneyebilirsin. Şöyle, neden sadece olmuş? Renk özelliği mi var? Mesela... bu gece kullanırsınız da yatmadan önce giymemi istedin aslında, yönlendiriyorsun. Evet. Böyle fosforlu olma gibi bir durumu var mı renk? Deneyimlediğin için belki ürünü tanıyor musun diye sormak istiyorum. Fosforlu değil ama timsahlı. Ne satıyorsun timsahlı. Hakan sen normalde? Benim işim aslında B2B, yani normal birine bir şey satmaktan ziyade daha çok IT menajerler. Abi ben bu B2B'ler falan duydum mu hep kazıklanacakmışım gibi hissediyorum kendimi. Bu kelimelerin gerçekten böyle sanki böyle birazcık böyle bir efekti yok mu ya? B2B yani business to business oluyor. Yani aynı dili konuştuğum insanlar diyeyim, aynı sektörde olduğum insanlar, daha teknik satış diyelim buna. Eftelya bir şey soracağım, sen hiçbir şey sattın mı hayatında? Evet, kendi kozmetik markam var, onu satıyorum. Evet, ismini vermiyorum çünkü bu program değerli bir program olacak ve bunun bir maliyeti... evet. Peki, parası neyse veririz ya Allah. Bunlar B2B falan böyle bir kazıklıyorlar ya insanları. Sen gerçekten böyle harbi, person to person, bunu satabilir misin bu insanlara? Şu donu, yani bu donu şimdi sen şeydesin, tamam mı? Bakırköy'desin. İkisine cumartesi pazarında sen don satıyorsun, bunlar da bir şekilde yoldan geçecek. Sen satsan ne dersin şu donla ilgili? Gel abicim. Evet bak. Bunu kullan. Bir daha başka don kullanmayacak. Kaç para abla? bak. Bak işte ardından gelecek soru bu. Bu tencere satışı gibi. O donu 10 liraya satabilir. Abi sen bunu niye plazada sallandıracakmışsın gibi düşünüyorsun? Ama ben o donu 500 liraya satabilirim. Tamer hocam kim ne Allah kadar Allah. Pahalıya satabilsin? Bence biraz oraya gidelim. Hakan... Ya sen zaten almak istemiyorsun. Sana zaten satmaları mümkün değil tamam, ama. Tamam, etkilemeye evet, çalışıyoruz alsın diye. Ama ben Eftelya'nın satabileceğine inanıyorum. Eftelya biraz tamam, zorlasa... Tamam, fiyat önemli mi? Ya bak bunu sen olabilecek en yüksek fiyata bu arkadaşa satmak şimdi istiyorsun. Şimdi abicim, her yerde don bulursun. Ama bunun gibi... Bunun gibisini bulamazsın. Özel ipliklerle donatılmış. Gör. Böyle bir don hayatında görmem. Giydiğinde hissedeceksin zaten. Bir şey söyleyeyim, maaşını euro ile alırken... bak biraz utan. Kız burada hiç donsuz... Yani hayatında don satmamış bir kızın satışına evet. Bak. Evet. Evet. Eftelya abla. Söyle kardeş. Kaç mı? Ya çok komik. 250 lira. 250 lira ama... Ya. En az 250 kez giyersin bunu. Yani? Bir giydiğinde bir daha giymek istersin. Her giyiş 1 liraya mı geliyor? Gerçek bir cimri. Evet. Hesabı çok ama iyi yapıyor. Bu fiyat don, performans anlamında 1 bu lira çok yüksek. Bu don seni uçurur kardeşim. Yani uçurur mu kaçırır mı? Kendini çok enerjik hisseder. Çünkü üzerinde özel iplikler var. Evet. Bu bana iplikler... mı onu hissettirir yoksa acaba... Sen... Onu gören, üstümde gören mi hani o şey... Üstünde işte kaç kişi görecek bunu? Genelde bir kişi. Dünya hayret bir kişi. Adam şu an... Evet arkadaşlar okay. Salonumuzda ikinci bir kedimiz oldu. Kendisini sevelim. Çok şimdi yüksek şöyle, fiyata satıyorsunuz. Ama yani. Bunu aldığında pişman olmayacaksın. Koşa koşa gelip bir daha almak isteyeceksin. Hatta eşin de bunun karşılığında beni bulacak. Diyecek ki, kocama Allah! O donu sen mi sattın? ne diyecek kocama eşin? Kocama o donu sen mi sattın? Ya. Acaba denedikten ki, evet. Sonra ücretini ödeyebilir miyiz? Hani? Hayır, maalesef. Ha, deneme, demo imkanımız yok yani. Ama zaten siz bunu ödedikten sonra gelip bir tane daha alacaksınız. Ben bunu biliyorum. Daha önce hep öyle oldu. Tamam, ben şimdi bir tane alayım. Bir sonrakinde zaten beğeneceğim ya. İkisinin parasını vereyim, ikinciyi alayım. İkincisini aldığında zaten üçüncüsünü de almak isteyeceksin. Gerçekten nasıl bir pazarcılık anlayışı? İki ne diyor? İkisi, ben burada şey gibiyim bu arada. Bunların, sağır gibiyim. Bunların ben, hepsinin bir anlamı var. Fiyatının çok yüksek insanların... olduğunu düşünüyorum. Etkisi. Şimdi fiyat ve performansına bakıyorum. Ama bir müzik şey de çalıyordur. Var mı öyle bir özelliği? Bugüne kadar kullandığın hiçbir donla karıştırma.
Bunu zaten ayrı bir çekmeceye koyacaksın. Ayrı özel yıkayacak. Özel yıkama talimatı var burada kullandıktan sonra. Sadece sen değil, eşin de çok mutlu olacak. Ya. Buna galiba ihtiyacımız var. Ama bak, bu gerçekten oyun olmasaydı satardım biliyor musun? Yani çünkü Eftalya inanılmaz satıyorsun. Ya ben çok dobra bir adamım biliyorsun ama sen cidden iyi sattın. Yani ama almadı daha. Bence de iyi sattı. Ürünü farklılaştırdı. Bakayım bir kere be. İşte evet. Farklı dokuma yani vesaire. Ben çok güzel. Sen de hangi firmada çalışıyorsan istifanı ver. Artık şey mi yapıyorsun? Okula mı gidiyorsun? Pazarlama okuluna şu kızın diksiyon eğitimini alsan yine daha bir şey öğrenirsin en azından. Bunlar şöyle. B2B. Ben size fiyat teklifini ileteceğim. Mail gerçekten atacağım. Ama Taner hocam şimdi sen alıcı olsan ondan mı alırsın, benden mi alırsın? Yani şimdi öyle düşün. Yani elinde tutarsan değişir ama giyerse kesinlikle. Tabii ki senden alırım kardeşim. Vallahi yani bunu şimdi sen, bak firmanın belki CEO'su şu an izleyecek bunu. Diyecek ki bizim firmamızı temsilen bu mu çıktı yani ve bu mu sat, bizim satış gücümüz bu mu? İngilizce biliyorsun. Yani. Erika kadar biliyor musun, danışmanlık kadar? Bir konuşsana ya Erika ile İngilizce. Hi Erika. Hello Hakan Bey. Bak adını öğrendi hemen kız. Belki de beğendi. Peki bir şey söyleyeyim, bu güven veriyor mu? Trusty? Evet. Güven veriyor. Ulan ne safı gelmiş buraya da ya. Padişah gibi duruyor Hakan Bey burada. Evet, onu diyecekti, sultan Erika, gibi duruyor. What do you think about me? Do you prefer this style? I personally do not prefer your style. Onun için fark etmiyor ya. But I do find you very positive and open person. Evet, open person dedi senin için. Ne olduğunu, ne anlama geldiğini anladın mı? Ya şunu giyse dedi. Açık açık dedi bunu yani. Hani biz daha open insanlar seviyoruz. Sen ne demek istersin Erika'ya? Erika, can you give me your phone number? Ne yapacaksın? Well, I can give you half of my number. Bu eşi Deniz'in babası mı bu? Ha? Eminsin değil mi? Genç de görünüyor ha. Nasıl gençleştiğini anladık. Evet, İngilizcen iyi. Serkan sen tanışır mısın? İsmini ben unuttum. İsmi önemli değil ya. Zaten akla gelen Helga, Olga, Erika. O da Erika, üçüncüsü. Hi, how are you? I am good, thank you Serkan Bey. How are you? I'm fine, thanks. Can you say good something to me? Good something. Söyle bakayım good something. About what in particular? About me. Well, I think you are a very sporty person. Thank you. I think you enjoy doing sports and you also trying to help Hakan Bey to sell the underwear. Ne dediğini anladın? Dur canım. Ne dediğini anladın mı? Diyor ki bu saçları nerede ağarttın? Anladın değil mi ne dediğini? Anladım tabii ki. Bu saçları nerede ağarttın? Çok sen yani. Cevap ver. Nerede ağarttın? On the way. On the way. Low way. Wow. Ya nasıl oradan, oraya nasıl prim çaktın bir anda ya? Bu Türk erkeklerinin... Altına da çalışıyoruz ister istemez. Çok acayip bir şey ya. Polina, kılıbık ne demek biliyor musun? Kılıbık. Light man, like light man. Kılıbık. Kılıbık ya, kadından korkan, karısından korkan. Onun Ukraynacası. Havşişle dedi. Bol J'li bir şeymiş arkadaşlar. I think it depends of woman. Ha. If the woman is. Ne diyor biliyor musun? Kadınına göre değişir erkeklerin kılıbıklığı. Sen öyle misin? No. Asla. You can ask to my wife. The my wife. Sorayım ben the my wife. To learn real. Evet. Bana sormasından belli olmadı. Yani ona bile cevap veremedi yani. Bunu kocana hediye edeceğim. Şanslısın. Teşekkür ediyoruz. Çok ihtiyacımız var. Hayatım onu al mutlaka. Bunu mutlaka alın. Timsahlı olduğu için. Evet, sana da vereyim. Bunu yalnız büyüğünü bulamamışlar. Gerçekten şey gibi oldu. İlk sponsorum sanki bir doncuymuş gibi. Arkadaşlar Sinan Paşa'dan aldım ilk sponsorluğumu. Bundan sonra inşallah işi büyüteceğiz de daha B2B sponsorluklarla olabilir. Bu küçük, bunu Deniz'e vereceğim. Deniz small. Hiç donu yokmuş gibi baktı şu an biliyor musun? Baban cimri mi? En son ne aldı sana? Ne aldı? En son bilgisayar aldı. İşin bilgisayar zaten. Pazartesi gelecek.
Fazla evet. Heyecan var. O da senin kardeşin mi? Hayır. Nasıl denk geldiniz böyle? Arkadaşım. Çok teşekkür ederim. Eftelya. Sana da çok teşekkür ederiz. Arkadaşlara yardımcı oldum. Sağ olun. Sener bir şey soracağım. Söyleyeceğim. Şu doğru mu? How are you? Falan yapıyorlar. Phew. Doğru mu? İngilizce çok... Neyse geldim o alanıma geldim. Buyurun anlatın cevaplayayım. Bildiğim yer olunca daha oturuşum değişiyor. Hey, fine, thanks falan. Bu doğru mu? Çok seksi oldum. Buna mı ihtiyacım var sence? İngilizce size seksi geliyor mu? İngilizce konuşabilen bir adam seksi geliyor mu size? Geliyor. Ya gerçekten. Peki konuşamayan biri mesela şey oluyor mu? Ha falan keşke konuşsa diyor musun? Yani o kadar iyi anlamadığım için yutturabilir bana iyi konuşuyor gibi. Soruna cevap vereyim. İngilizceyi böyle yani İngilizce yayık bir dil değil. Hı. İngilizce nasıl bir şey diksiyonel olarak söylüyorum. Hı hı. Biz diksiyon derslerinde İngilizce diksiyon dersi vereceğimiz zaman şunu söyleriz. Kelimeler hızlı olabildiğince keskin. Yani böyle yayarak konuşmak yok. Şu mesela işte my family is in London. They live on a mountain. Bir kere arkadaşlar kurallardan en önemlisi ilerleyen bölümlerde söylerim yine. İngilizce'de mesela Amerikan İngilizcesini diyelim yumuşak G yok. Yani şöyle bir ifade şekli yok. Mountain, father, my mother. Öyle yumuşatmalar yok, uzamalar yok. Uzama olmadığı için de İngilizce jilet gibi bir dil. My mother, father, işte we live on a mountain. Mountain, yani mountain diye bir yumuşatma şekli yok. O yüzden İngilizce çok aşırı keskin bir dil ve yani yeni jenerasyon illaki İngiltere'de de çok enteresan konuşma şekilleri var. Yüzlerce İngilizce yani böyle farklı bir konuşma şekli, aksan vesaire var ama İngilizce çok keskin bir dil. Ben senin sorduğun soruyu anladım. Öyle bir İngilizce yok. Ama tabii ki buradaki insanlar için şunu söyleyebilirim. İngilizceyi iyi konuşmak demek herkesin sizi anlayabileceği İngilizce demek. Yani sen anlaşılır olman her şeyden daha önemli. Doğru telaffuz ama aksan sizin aksanınız. Yani sana işte hangi aksanla konuşuyorsun dediği zaman şunu demen lazım. I speak with Turkish accent. Yani you can have an accent. Yani tabii ki bir aksanınız olabilir ama bir aksanın olması kötü bir şey değil. Türksen Türk gibi İngilizce konuş. Ama table'a toyble deme. Vedaları da hiç sevmem ki. İşte yapamıyorum. Bak az önce bu adam geldi yaptı. Kim yaptı? Ayrılığı sen de yapamadın değil mi kardeşim? Ne burcuydun? Sen de oğlaksın. Evet. Bir kova burcu olarak gerçekten vedalaşmayı çok bilmiyorum. Gerçekten iyi ki varsın biliyor musun? Yani şöyle... Çok tatlı ya. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Canım benim. Sağ olun arkadaşlar. Eftelya'mı uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Ben çok eğlendim. Umarım siz de iyi vakit geçirmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.